Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte Kenan Kara ile TYT AYT Geometri Kampı'nın 12. haftasının videolarına başlıyoruz. Evet bazıları için 12. hafta bazıları için 13. hafta bunu daha önceki videolarda konuşmuştuk. Hızlı gidenler için falan filan. Bu hafta ne yapacağız? Eşkenar dörtgen ve deltoid konusunu işleyeceğiz. Bütünlük bozulmasın diye eşkenar dörtgeni bir videoda deltoidi de bir videoda işleyeceğim arkadaşlar haberiniz olsun. Hadi bakalım. ilk videomuz eşkenar dörtgen videosu. Dersimize başlayalım. Eşkenar dörtgen. Bütün kenar uzunlukları birbirine eşit olan paralel kenara eşkenar dörtgen denir. MEP kitabında nasıl geçiyor bunun tanımı? Karşıtlı kenarları paralel olan ve kenarları birbirine eşit olan dörtgene denir diye geçiyor. Aslında aynı şey. Karşıtlı kenarları birbirine paralel olan dörtgen neydi? Paralel kenardı. O yüzden bütün kenar uzunlukları birbirine eşit olan paralel kenar deyip ve bütün kenarların eşit olması deyince daha güzel akılda kalıyor diye ben bunu tercih ettim arkadaşlar. Evet eşkenar dörtgen arkadaşlar bir paralel kenardır. Paralel kenarın özelliklerini kesinlikle ama kesinlikle taşır. Bakın bu önemli. Paralel kenardaki bütün özellikler burada da geçerli. E, paralel kenarın özellikleri burada geçerli dediğimiz zaman eşkenar dörtgen diğer özellikleri de kendiliğinden çıkıyor zaten. Nasıl mı? Burada göstermişim ama. Ee, şurada ispatını şurada yan tarafta göstereyim isterseniz arkadaşlar. Hemen şöyle bir eşkenar dörtgen çizip madem paraya kenarın özelliklerini taşıyor. Paraya kenarda da aslında çok fazla özellik vermedik ama şu bütün kenar uzunlukları birbirine eşit olsun mesela. Tamam biraz paraya kenara benzedi ama neyse. Şurada köşegeni çizecek olursak köşegenler nasıldı arkadaşlar? Birbirini ortalıyordu değil mi? Evet hocam köşegenler birbirini ortalıyordu. Ortaladığı için hocam şunlar birbirine eşit. Şunlar da ekstradan birbirine eşitti. Hocam Bak buraya bakacak olursak, şuraya bakacak olursak, şuradaki üçgene bakacak olursan daha doğrusu. Bu üçgende ne var? Hocam bu bir ikiz kenar üçgen. İkiz kenarda çizilen kenar ortay olduğu için burası ne oldu? Yükseklik oldu. Aynı zamanda bu ne oldu? Açı ortay oldu. E aynı şey. Hocam bak burası da yükseklik. Karşı tarafı da e, aynı şekilde yükseklik tabanı keş parçaya böldüğü için açı ortay olmak zorunda mı? Evet. A şuradaki çizdiğim köşegen hem dik kesişti köş diğer köşegenle. Hem de açı ortay oldu. Peki şu üçgene bakacak olursanız arkadaşlar. Yani şu üçgene bakacak olursanız. Burada da x kenarlıkta çizilen yükseklik konumunda olduğu için. Tabanı iki parçaya böldü. Bu da açı ortay olmak zorunda. Bu da açı ortay olmak zorunda. He. Ekstradan ne bulduk arkadaşlar? Köşegenlerin dik kesmesini bulduk. Ki bu çok önemli arkadaşlar. Köşegenleri dik kesen dörtgenler gördüğümüzde özel bir durumdur. Bir köşegen çizilmişse diğer köşegeni de bizim çizmemizi isterler. Yani bu bir durumdur. Tabi ilk önce neye bakacaksınız? Ek çizim çizme hissiyatı varsa bir şeyler çizeceksiniz. Köşegen varsa diğer köşegeni de çizmek mantıklı. Çünkü özel bir durum oluşuyor. Hani ben her zaman şunu diyorum ya bir şeyler çizdiğinizde bir özel durum oluşuyorsa o çizgiyi çizin diyorum ya. Öyle kafanıza göre üçgen üçgen oluş, oluşunca değil. Bir şeyler oluşuyorsa o zaman ek çizim yapabilirsin. Mesela burada eşkenar dörtgende özellikle köşegenlerin dik kesmesi özel bir durumdur. O yüzden diğer köşegeni çizebilirsiniz arkadaşlar. Sonra köşegenler açı ortaydır. Yine kendiliğinden ispatı çıktı paraya kenar ispatından. Ve buradan dolayı hemen şuradan gideyim yine arkadaşlar. Köşegenleri dik kestiği için önemli bir durum ya. En sonuncu soru bakın. Herhangi bir dörtgende köşegenler ve arasında kaçı belliyken köşegenler çarpımı sinüs alfa bölü 2'de hatta köşegenler dikse direkt köşegenler çarpımının yarısı değil miydi alan? Aynen öyle. Dolayısıyla direkt alan köşegenler çarpımının yarısı. Ha hocam ben dik üçgenin alanını bulayım. Bir tanesi A iken diğer alanlar da A'dır diyebilirsiniz tabii ki. Oradan da yapabilirsiniz. Ama bizim zaten bunu bilmemiz gerekir diye daha öncesinde söylemiştim. Köşegenler dik kesen dörtgen alanı direkt köşegenler çarptığının yarısı. Köşegenler de bildiysen. Sonra köşegenler birbirine ortalar. Zaten bu şeyden geliyordu. paralelkenarın özelliğinden. Yükseklikleri de birbirine eşittir. Arkadaşlar buna da dikkat edin. Eşkenar dörtgende bir yükseklik çizilip alakasızlık varsa Diğer yüksekliği de çizelim. Çünkü bu da bir özel bir durum. Yükseklikleri eşit. Hocam niye yükseklikleri eşit diyecek olursanız bütün kenarlar birbirine eşitse x, 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 x ise bunun alanı nedir arkadaşlar? Taban çarpı tabana ait yükseklik. Yani x çarpı h ise burası. Hocam buradaki taban da x ise taban çarpı yükseklik x çarpı h yapacağından burası da h yapıyor. Aa gerçekten. Buradan çizilen yükseklik de buradan çizilen yükseklik eşit. Ya da şurası da h yine şuradan da dikşitsel burası da ne oluyor arkadaşlar? Yine Haş oluyor buna dikkat edin. Paralel kenardaki alanla ilgili gösterdiğimiz diğer yapılar da ya da Paralel kenardaki oranlamanın olduğu sorulardaki gibi gördüğünüz yapıların hepsi de Yine burada karşınıza gelebilir. Zaten paralel kenarda detaylı bir şekilde bunlarla ilgili soruyu yazdığımız için ve çözdüğümüz için Burada açıkçası çok fazla onlara değinmedim. Ne demek istediğimi şöyle bir hatırlatayım. Arkadaşlar mesela eş paraya kenarda şöyle bir oran şöyle bir oran hani ek çizim yaptığımız sorular vardı ya şuradan bir paralel çiziyorduk. Aynısını oran varsa yine burada da yapabilirsin. Paraya kenar değil de eşkenar dörtgen verildiğinde. Eşkenar dörtgen paraya kenarın özel bir hali zaten. Ya da ne bileyim alanla ilgili bir hikaye geldiğinde yine eşkenar dörtgende yine geçerlidir arkadaşlar. En basiti bu. Bu alan tüm alanın nesidir mesela? Yarısıdır. Yine burada da geçerli arkadaşlar. Tamam. Evet yani kısacası şu. Sen paralel kenarı iyi bir şekilde biliyorsan ve eşkenar dörtgende de köşegenlerin dik kesmesini ve açı ortam olmasını biliyorsan bu olay bitti kardeşim. Ekstra özellikler aslında o. Köşegenler dik kesir, köşegenler açı ortak. Ha bir de ekstradan yüksekler birbirine eşittir çıkıyor arkadaşlar. Buna dikkat edeceksin ve bundan sonrasında çok kolay bir şekilde çıkacak inşallah. Hadi bakalım sorulara başlayalım. Açıyla ilgili bir şey vermiş. Demek ki açılara dalacağız. Da hangi konudaysanız, konuda hangi konuda ol, olursak olalım açıya dalmışsa da biz de açıya dalacağız da bir kere. E dalalım hocam. Ama eşkenar dörtgen verilmiş. Bu eşkenar dörtgende köşegen de çizilmiş burada. Hocam diğer köşegen çizelim değil. Bak şimdi köşegen çizilmişse diğer köşegen de çizin dedik ama orada bak şey e, özellikle uzunluk sorularında tabii ki mantıklı olacak bizim için o. Direkt köşegen çizmeyelim arkadaşlar. Uzunluk olduğunda çizmek daha mantıklı tabii ki. Açı verilmiş açılara bir dalalım. Hocam burası alfa alfa diyecek olursam e köşegen aynı zamanda açı ortaydı yani burası 2 alfa. E hocam burası 4 alfa burası da 4 alfa. Bunlar da 2 alfa 2 alfa diye paylaştı mı paylaştı. Aa ne çıktı? 75'i kullanacaksın. Şu üçgende 2 iç açının toplam bir dış açı. Yani 2 alfa ile alfanın toplamı 3 alfa 75. Alfa da buradan ne geldi? 25 geldi. Evet alfayı 25 bulduk biz. Bizden BCD açısı. BCD açısı. Şurada kaçı isteniyor arkadaşlar? E buradaki açıyı bulurken alfayı da 25 bulduysak 25 25 50 burası hocam. Burası da 50. Toplamda şu açı kaç? 100. E, paralel kenardan dolayı biliyoruz. Şu ikisinin toplamı nedir? 180 derece olduğundan cevabımız burası 180 derece oldu arkadaşlar. Yani BCD açısını 80 derece bulduk arkadaşlar. Geldi örnek 2'ye. Eşkenar dörtgen demiş. Bak eşkenar dörtgen demişse şunları bir yazalım arkadaşlar. KK hocam oran var böyle şey mi çizsek böyle paralel mi çizsek falan ama tek taraflı oran var. Çizmeyelim. E, verilen bilgiler yeterlidir. Zaten biz ilk etapta ne yapıyoruz? Verilen bilgilere bakıyoruz. Verilen bilgiler yeterli mi değil mi? Değil. Yeterli değilse ek çizime başvuruyoruz değil mi? Et k, k, E bütün kenarlar ne oldu? 2K, 2K, 2K oldu. E 90 var hocam. Hemen dik üçgen oluşturayım. Ya bir dur. Niye oluşturuyorsun? Ya ne dedik zaten paralel kenarda da dedik. Paralel kenarın en çok yapılamamasının sebebi tanım. Z'ye dikkat. Ve L ile bu 90 varsa burada da Z'ye dikkat. Bak bunu da paraya kenarda üstüne çok basarak şey yaptım. Yani paraya kenardaki bunu bu konuya da paraya kenar gibi davranacaksınız. Paraya kenardaki söylediğimiz her şey yine burada geçerli. A hocam dik üçgen zaten hala hazırda var. Ekstradan bir şey yapmama gerek yok. E hocam 90'ın karşısı 2K hangi açının karşısı K'dır? Tabii ki 30'un. 30-90 ise burası kaç çıktı? 60. DAB açısı isteniyor bizden. Hocam şurada kaç isteniyor? 60 ise burası da 180 e tamamlayan açısı kaç derece yapar? 120 derece ya da karşı açıların birbirine eşitliğinden 120 derece çıkar. Örnek 2 120 bulduk geldik örnek 3'e. Yandaki şekilde eşkenar dörtgen biçimindeki bir kartonun A ve B köşesinde hızları aynı olan karıncalar bulunmaktadır. Evet burada ve burada hızları aynı olan bir karınca varmış. Aynı anda yola çıkan kalın, <laughs> karıncalardan B köşesindeki A'ya geldiğinde A köşesindeki K'ya geliyor. Bak hızlar aynı ya. Bak burada cümleyle e, olayı saptırıyoruz Ve bu arada bir şey söyleyeyim mi? Artık ÖSYM, Bak ben burada kullanmışım bak. Neredeyse kullanmayacakmışım yani burada. Kullanmışım. ÖSYM artık bilmiyorum son yıllardaki son iki yıldır baktınız mı? Harflendirmeleri böyle artık şey yapıyor. E, ne derler? Azaltıyor. Mesela e, şeye bakın şöyle iki doğru veriyor mesela. Bunun rengi de kırmızı veriyor. Bunun kırmızını mavi, mavi veriyor. Artık böyle A, B, C, D yazıp da A, B paralel C, D diyeceğine aynı renkteki doğrular birbirine paraleldir diyor mesela. Değil mi? İlginç. Yani artık böyle harf vereyim şunları böyle kullanayım. İşte e, şey yapayım falan tarzında demez. Burada bir iki açıları gösterir. Açıda şekil üzerindedir falan diye de söyleyebilir arkadaşlar. Neyse devam edelim. Aynı anda yola çıkan karıncalardan B köşesindeki bu buraya geldiğinde A köşesindeki buraya geliyor. Bu ne demek? Aslında burada bak yeni nesil aynı hızda olduğuna göre gittikleri yollar da aynı değil midir? Evet. Bu karınca buraya geldiğinde bu karınca buraya geldiyse hocam şununla şu birbirine eşittir. Ama bak bu bir eşkenar dörtgen mi? Sadece bunların eşitliğiyle kalırsan olmaz. Eşkenar dörtgense bütün kenarların eşitliğini şöyle göster bakayım sen. Değil mi? Tanımı bir çekil üzerinde göster kardeşim. Devam edelim. K eleman AC demiş. Bak adam sana K eleman AC demiş. Şunu uzattın. AC'nin elemanı. Bir de CDK açısı. Yani şuradaki açıyla hangi açı birbirine eşit? BAK açısı. BAK açısı. Şuradaki açı. A hocam ben bunu uzatırım. Bu köşegen olur. Ya nereden biliyorsun köşegen olduğunu? Sakın böyle şeyler yapmayın. Bir tarafımızdan yani kafamızdan bir şey uyduruyoruz. O uydurmaları yapmayalım arkadaşlar. En çok bizi yanlış şey tam budur zaten. Bana verilen bilgi şu anda şu. Bak burada garanti almış. Bunun devamı köşegen demiş. Yani çünkü K eleman AC demiş. AC doğrusunun üstünde demiş. Neyse devam edelim. Buna göre diyor D köşesine gitmiş. Şurayı okumadım daha değil mi? Evet A köşesindeki K'ya geliyor. K noktasına gelen karınca kendi etrafında dönüp D köşesine gitmiştir. Evet karınca buraya geldikten sonra kendi etrafında dönüp D'ye doğru gitmiş. Buna göre AK ve KD yolunu kullanan karınca K noktasına kaç derecelik dönüş yapmıştır? Karıncalar da doğrusal hareket gidiyor. Arkadaşlar kaç derecelik açı yapmıştır diye soruluyor bize. Şimdi ne yapacağız? E hocam burada bir şey çıktı. Şu eşitleri yazınca, şununla şuraya eşit verince şurada da bir x kenar çıktı mı? Çıktı. Hocam ben buraya bir A diyecek olursam, A hocam bu köşegen değil mi? Köşegen olduğundan burası dağ mıdır? Evet. Hocam burası dağ demiş. Şimdi ben bu iki açının eşitliğini kullanacağım arkadaşlar. Ne var burada? Hocam bak şimdi. Daha değişik yollarla tabii ki yapabilirsiniz. Mesela ne diyebilirsiniz burada? Hocam burası AA2A ise burası da AA2A'dır değil mi? Sonra 2 iç açı bir dış açıdan buraya 2A diyebilirsiniz. Ya da ne bileyim ilk başta Z'den dolayı A deyip 2 iç açı bir dış açı diyebilirsiniz. Sonra ikisi kenarlıktan burası diyebilirsiniz. Ya da hocam şurada bir M kuralı var diyebilirsiniz. Bakın özellikle açılarda doğrudan açılardaki şey bile karşımıza çıkabiliyor. Ona dikkat edin lütfen. Yani M kuralı, Z kuralı, O kuralı onlar karşımıza çıkabiliyor. Ama biz nereden şey yaptık? A A iken A, A dedik 2 iç açı bir dış açıdan 2 A oldu. Hocam x kenardan dolayı burası da 2 A oldu mu oldu? A 4 5 A 5 A eşittir 180 del. A'yı kaç buldun? 36 buldun. Hocam 2 A 72. Cevap 72 deyip geçiyorsun. Dur ya bir dur. Bir dur bir bak bakayım gerçekten 72 mi? Karınca bak böyle mi geldi? Evet böyle geldi. Hocam dönüş açısı işte şurası dönüş açısı burası değil mi? Bak o, orası mı? Bizim karınca yoluna devam etseydi şöyle gidecekti değil mi? Ama bizim karınca böyleyken yüzü bak bu tarafa doğruyken hop şöyle bir dönüş yapmadı mı? Ya işte bu dönüşlerde buna dikkat edin arkadaşlar. Dönüş açısı aslında neresi? Dönüş açısı hocam burası bizden burası isteniliyor. Dikkat 2A 72 ise hocam burası 72 ise e, soru işaretinde ne olacaktır arkadaşlar? 180 eksi 72'den 108'e eşit olacaktır. Yani dönüş açısı 108 derece oldu arkadaşlar. Sakın 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 ha 72 sazanlık yapıp 82 işaretlemeyin tamam. Ah keşke videonun başında şu, şu soruyu siz yapın deseydim. Neyse e, tam o soruluk bir şeymiş yani. Zor mu? Değil. Bak bir, bir de artık yavaş yavaş bakın size dönme mantığını böyle daha öncesinde de söylemiştim. Bak burada da artık bu sorusunda da bahsettim. Artık böyle dönmeyle ilgili bir soru geldi zaman Aa Kenan Hoca bunu demişti deyip Artık kaçırmazsanız böyle şeyleri arkadaşlar. Değil mi? Evet. Üçüncü soruyu 108 bulduk. Geldik dördüncü soruya. <laughs> Gençler. Hocam. Bu dik. E, buranın dik olması. Karşı tarafında dik olması. Bunlar da paralel. Buranın dik olması. Karşı tarafın dik olması anlamına geliyor. Evet. Eşkenar dörtgende. Valla bu konuda sizi zorlayan. Bak. Sizi zorlayan ne olur biliyor musunuz? Konu anlatımında söyledim zaten. Bizi zorlayan. Bilmeniz gereken. Köşegenlerin dik kesmesi dedim. Bir. Ondan sonra e, yüksekleri birbirine eşittir. Bir de alan köşegenler çarpımının yarısı. Bunu daha öncesinden biliyorsunuz da. Bak 2, 3 yere yıldız atmışım. Hadi buna yıldız atmayalım. Köşegenler çarpımının yarısına. iki yerden bahsetmişim sadece. Diğerli paralel kenarda ekstra ne? Yükseklerin birbirine eşit olması bir de köşegenlerin dik kesmesi. Bu, bu eşkenar dörtgende buna dikkat edeceksiniz. Bakın burada ne var? Aa hocam bu bir yükseklik. Aa hocam bu da bir yükseklik. Bitti. Olay bu kardeşim. İspatıyla da yapabilirsiniz tabi. Taban e, hocam şuraya A diyeyim. Burası da A alan dediğimiz a çarpı 8 alan dediğimiz a çarpı 8 olacağından burası da 8 diyebilirsiniz tabi. Ya da ne bileyim şurada dik çizip e, ondan sonra şurası belli. E, şu yüksekliği kullanmak için de burada dik çizip alfa dalınca şu üçgenli şu üçgende benzerlik hatta eşliği yakalayabilirsiniz 90'ın karşısındakiler eşit olduğundan dolayı. Ispat yönteminde kullanabilirsiniz ama eşkenar dörtgende dediğim gibi çok az bir şey var. Ekstradan köşegenler dik kesir ve yüksekler birbirine eşit. Özellikle zor sorular da karşımıza çıkıyor. Yani yükseklik dediğimiz 5 artı 3 aynı zamanda x artı 2 birbirine eşittir. x buradan kaç geldi o zaman arkadaşlar? 6 geldi. Dördüncü soruyu 6 bulduk geldik 5. soruya. Heh, uzunluk var mesela köşegen çizilmiş. Dörtgenin alanı soruluyor. Arkadaşlar köşegen. Köşegen çizilmişse diğer köşegeni de biz çizelim. E, açı sorularında da bazılarında da yapıyoruz. Biraz önceki açıda köşegen çizilmişti çizmemiştik. Bu da çizeceğiz tabii ki. Çizdin köşegeni. Köşegenler nasıl kesiyor? Dik. Köşegenler dik kesir ve birbirini ortalar. Tabii şu birbirine eşitti. Köşegenlerin dik kestiğini bildiğin zaman açı ortayları bile kendinde de ispatlayabilirsin aslında. Aa hocam x kenarda çizilen şey. Neyse devam edelim. 18'i iki eşit parçaya bölecek. 9 9. Hocam 17'yi kullanmam lazım. Verilen her bir bilgiyi kullanmam lazım diyorsun. Hop hocam bak burada ne çıktı? Bir dik üçgen. Dik üçgenin kenarları kaç? Hocam burası 15 17. Ne üçgeni? 8 15 17. 8 burası da 8 mi? Evet. Eşkenar dörtgenin alanı. Köşegenler belli. Yani 16 bir köşegen. 18 bir köşegen. Bir de böl 2 deyince kaç çıkıyor arkadaşlar? 8, 64, 144 mü çıkıyor? Böylelikle alanı 144 birim kare çıkmış oluyor. Evet örnek 5'in cevabı böylelikle 144 bulduk. Geldik örnek 6'ya. Aa yine uzunluklar var. Ne yapacağız? Köşegen çizeceğiz. Hadi çizelim bakalım. Arkadaşlar bir de size bir şey söyleyeyim Bak burada yeri gelmişken. Hadi bu sayılar yokmuş gibi düşünün. Şimdi aklıma geldi bu soruyu görünce. Bazı açı sorularında falan da karşımıza çıkabilir. Mesela şu parçayla garip bir yerde bir eşitlik verecek tamam mı? Atıyorum. 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 Şöyle bir şey verecek tamam mı? Gerçi eş üçgenden falan da çıkar da. Burada eşitliği başka yerde kullandıracak mesela tamam mı? Ne yaparsınız burada? Ya da şunu çizer mesela. Şunu çizer mesela. Bazı kitaplar bunu özellik olarak da verirler köşegen üzerinde alınan bir noktadan karşılıklı köşeleri çizilen uzunluklar birbirine eşittir der. Bence gerek yok. Köşegen çizilmiş ya ne yaparsın? Diğer köşegeni de sen çizersin. Köşegenler nasıl kesir? Dik kesir hocam. E birbirini ortalar hocam. Bağ dik tabanı keş parçaya böldü. O zaman bu da bir ikizkenardır deyip şurada kesitliği koyabilirsin. Tamam Ama illa böyle köşegen üzerine böyle bir nokta gelmiş. Diğer noktayı da ben birleştireyim falan şeklinde yapmana gerek yok tabii ki. Şimdi soruda böyle değinmek istedim. Aklıma geliyor ya ben doğaçlama anlatıyorum ya ders biraz. Aklıma geldi. Aklıma gelen başıma gelsin istedim daha doğrusu. Hadi bakalım. Hep size mi diyeceğim aklınıza gelen başınıza gelsin diye. İşte benim de aklıma gelen başıma geliyor. Buraya baktık. Hocam köşegen çizilmiş ne yapacağız? Diğer köşegeni de biz çizeceğiz tabii ki. Özel bir durum oluşuyor çünkü. Köşegenler nasıl kesiyor? Dik kesiyor. Hocam köşegenler dik kesti. Eyvallah. Tamamı kaç bunun? 16. 16 olduğundan 8'e 8 olacak. 3 kaldı. Hocam Pisagor. 3 var 3 kök 5 var. 1 2 kök 5 üçgeninden burası 6 mı olacak? E burası da 6 oldu. Eşkenar dörtgenin çevresi 6 8 10. Her yer 10 çıkar. E 4 çarpı 10 çevresinden dolayı cevabımız kaç çıkacaktır? 40 çıkacaktır. Evet 6. soruyu böylelikle 40 bulduk. Geldik 7. soruya. Yine bak köşegen çizilmiş ve tam da ortalamış. E noktası. Köşegenler birbirini ortalamıyor muydu arkadaşlar? Hop çizdiğin köşegen tam nereden geçmek zorunda? E noktasından geçmek zorunda. Köşegenler nasıl kesiyor? Dik kesiyor hocam. Aa ne çıktı burada? Dikten dik çizilmiş öklit. Bu arada 9 burası. E hocam burası da 9 olacak. Buraya kaç kaldı? 5 kaldı. Eşkenar dörtgenin alanı soruluyor bize. Hocam ben şurada haşı bulayım yeterli bence. H kare eşittir 4 çarpı 5'ten. H buradan kök 20 çıkar yani 2 kök 5 çıkar. Ya hocam haşı 2 kök 5 bulduk ya. Sonrasında Pisagor'dan burayı bulurum. Pisagor'dan burayı bulurum. Köşegenler çarptığının yarısından olayı hallederim diyenleriniz olabilir. Ya da bence hiç gerek yok. Tamam. Biz biliyoruz köşegenler çarptığının yarısı ama e burada taban var, yükseklik var. Şu üçgenin alanını buluruz. E paralel kenarda da bu alan tüm alanın dörtte biri değil miydi? Evet. E yani sen şuradaki alana A alanı diyecek olursan A alanın neye eşit? Hocam tabanımız 9. 9 çarpı yüksekliğimiz 2 kök 5. 2 kök 5 bölü 2. Yani 9 kök 5'tir. Ama bizden Eşkenar dörtgenin alanı isteniliyor. Eşkenar dörtgenin alanı kaç a'dır arkadaşlar? 4 katıdır. Yani 4 a isteniliyor bizden. O da 36 kök 5 diye çıkar arkadaşlar. Evet örnek 7'yi böylelikle ne bulduk arkadaşım? 36 kök 5 bulduk. Geldik örnek 8'e. Ne, ne demiş burada? Bir kenar uzunluğu 15 cm. BD köşegenin uzunluğu 6 kök 5 olan. 6 kök 5 cm olan ABCD eşkenar dörtgeni. Arkadaşlar şu bir eşkenar dörtgen her bir kenar kaçar birim? 15 her birim olarak verilmiş. Santimetre olarak verilmiş. Evet bu böyle kesilip sonra e, CD ve AD kenarları yapıştırılmış. CD ile AD kenarları yapıştırılmış. Şöyle yapıştırılmış. Şöyle düşünün. Şu kenar ile şu kenar yapıştırılmış. Sonra CD ile nerede yapıştırılmış arkadaşlar o? CD ile AD mi yapıştırılmış? Evet. CD ile AD burada yapıştırılmış. Eyvallah. Sonra bu kesilen çizgi kesik çizgi kırmızı çizgi arkadaşlar. Burası 6 kök 5. Yani bu şekilde konulmuş. Yapıştırılıp şöyle bu kenarlar zaten çakışıyor ya. Yapıştırılıp konulmuş. Şu kesik kenarlarda 6 kök 5 6 kök 5 diye olmuş. Dikkat edin burası ne arkadaşlar? BC. Burası ne? AB. Yani burası da 15. Burası da 15 mi? Evet. Ya aslında bir deltoid'e dönüşmüş. Bu da deltoid'e anlatmadık. Bir sonraki videoda anlatacağız ama şu an deltoid'e bilmeden de zaten biz bunu yapabiliriz. Öncelikle ne yaparım? Yani bir şeyi yapıyı kesip hani eski bilgilere dayandırıp da anlatacağım. Çünkü e, sıkıntı yaşayabilirsiniz bazı şeylerde. İlla özellik 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 bilmek zorunda değiliz diye hep söylüyoruz zaten. Şimdi bir yapıyı kesip başka bir yere yapıştırdıklarında hani bu kalemi aldım başka bir yere getirdim. Bunun eşliği önemli değil miydi arkadaşlar? Evet. Bunun eşliği önemliydi. Şimdi burada ne var? Hocam bu köşegen olduğu için açı ortay doğrusu hocam bu da açı ortay doğrusu yani kırmızı çizgiyle 15'in arasındaki açı şurada kaç hocam? Çizgi. Yani bir BAD açısı. Bak dikkat. BAD. BAD mi? Ya da neresi arkadaşlar? Kırmızıyla kırmızıyla 15 ama kırmızıyla şu tırtıklı 15 arası o çizgi olacak değil mi? Yani şu ADB açısı arkadaşlar. ADB açısı. Yani şurası çizgi. Burası da nedir arkadaşlar? Çizgi. Eş yapıya ya bunlar. Bak çizginin karşısı burada kaç? 15. Burada da çizginin karşısı 15. Yani şurası da çizginin karşısı. Buradaki uzunluk da 15. Yani şurası da çizgi olacak arkadaşlar. E, C bu arada burada kaçı? Evet. Bunlar böyle. BAD açısı. BAD açısı. Şurada kaçıyla? Şurası da arkadaşlar BCD açısı değil mi? Evet. Burada kaçı da? Şöyle. Yani şu açıyla da şu açı nedir? Birbirine eşittir. Hatta burasından oldu arkadaşlar. Çizgi açısı oldu. O da CBD açısı. CBD açısı görüyorsunuz. Ha eş yapıları koydum ben şimdi buraya. Peki bundan sonrasında ne yapacağım? Buna göre diyor son durumda B noktaları arasındaki uzaklık kaç santimetredir diye soruluyor. E B noktası bir burada bir burada arasındaki uzaklık soruluyor. Çizdim. Aa hocam ikizkenar kenar bu. İkiz kenarda çizilen açı ortaya. Bak mesela deltüde bilen arkadaşlar direkt yapar. Hocam bu köşegen bu köşegen. Köşegenler dik kesilir der ama bak oradan yapmadım ben şimdi. Hocam bunu çizince ne çıktı burada? Hocam ikizkenar kenar üçgende çizilen açı ortay oldu. Açı ortay aynı zamanda nedir? Yüksekliktir ve tabanı iki eşit parçaya böler. Bitti. Bak delta de özelliklerini biz kendimiz çıkarttık aslında. Neyse. E hocam bizden şuradaki uzunluk isteniyor. Peki ben şu 15'i de kullanacağım. Bizden şu x isteniyor. Hocam buraya bir y dersem burası nedir? 15 eksi y midir? Evet. E bir burada pisagor. Bir de burada pisagor. Bakın bir burada pisagor. Bir de burada pisagor. Her ikisinde de Dik kenarda X ortak değil mi? Evet. X'in karesi neye eşittir arkadaşlar? 15'in karesi eksi Y'nin karesi. Ortak kenarlı olunca ne yapıyorduk? Böyle yapmıyorduk arkadaşlar. İkili dik üçgenlerde ortak kenar varsa bu şekilde. X'in karesi her ikisinde de ortak. 15'in karesi eksi Y'nin karesi eşittir. Aynı zamanda X'in karesi 6 kök 5'in karesi eksi 15 eksi Y'nin karesine eşittir arkadaşlar. Burada işlem işlem işlem. Hisset kardeşim ya bu 15 var. Büyük ihtimalle ne üçgendir? 9, 12, 15. Ya da ne bileyim 6 kök 5'ten de hissedebilirsiniz. Bakalım y'den şuradan hissetsek burası 9 olsa x de 12 olsa. E bunun tamamı kaçtı arkadaşlar? 15 miydi arkadaşım? Evet buraya kaç kaldı? 6 kaldı. 6 12 6 kök 5 sağladı mı? Sağladı. Hocam bazılarınız buraya 9 der buraya 12 der. O zaman burası ya, 3 kalır. Ee, buraya 9. 3 9 ile ilgili bir pisagor yaptığında 6 kök 5 gelmez. Hani bazı yerlerinde değiştirebiliyoruz. Evet burası 9 diye düşünce 9 12 15 oldu. Bir de buraya 6 kaldı. 6 12 6 küp 5 da tuttu. Dolayısıyla biz x'i kaç bulduk arkadaşlar? Pardon y'yi kaç buldum buradan böyle işlem yaparsan 9. Y 9'sa x kaç çıktı arkadaşım? 12 çıktı. A bizden b b uzunluğu isteniyor. Hatta b b üstü diyelim isterseniz. O da kaçtır? 2 tane x değil midir arkadaşlar? 2 x'tir. Cevabımız kaç çıkar böylelikle? 24 çıkar. Bilerek delta e almadığım bir soru. Delta de çözülebiliyor arkadaşlar. Nereden çözdüm? X kenarda çizilen açı ortay konumunda olduğu için. Yalnız şuna dikkat edin. Her zaman söylüyorum ve uyarıyorum. Kesinlikle önemli. Bir şeyi kesip başka bir yere koyduğun zaman kalemi alıp başka bir yere götürüyorsun. İşte burada kenarların eşitliği önemli. Açıların eşitliği önemli. Yani sen buradakini alıyorsun. Buraya koyuyorsun. Bunlar eş yapılar. Sen burada eş yapıları kullanacaksın. Açı ve kenar eşitlerini mutlaka mutlaka yazmak zorundasın. Geldi görlek 9'a. Galiba bu konunun son sorusu arkadaşlar. Bakalım ne diyor? Masanın üzerine birbirine eş olan ABCD ve KLM'ne eşkenar dörtgeni biçimindeki kartonlar ACKM köşeleri doğrusu olacak şekilde konulmuştur. Ve bunlar eş. Yani eşse hocam bu da o zaman bir 10 mu her yeri? Evet bu da eşkenar dörtgen bu da eşkenar dörtgen ve burası da 4 olarak verilmiş. Kartonlar ağırlık merkezleri boyunca saat yönünde 90 derece döndürüldüğünde arkadaşlar Şimdi biz üçgenlerde ağırlık merkezi biliyoruz. Üçgendeki ağırlık merkezinde köşegenlerin kesim noktası değil mi? Evet. Köşegenlerin kesim noktası ağırlık merkezidir. Tamam bunu biliyoruz. Öğrendik daha doğrusu. Eyvallah. Ee, ama paraya kenarı şekillerde böyledir bu. Yani bir yamukta öyle değildir. İşte ne bileyim başka yamuk olmayan şekil ne var arkadaşlar? Bir deltoidde köşegenlerin kesim noktası ağırlık merkezi değildir. Paralel kenar türü olanlarda bu geçerlidir. Paralelkenar kenar türü olanlarda ağırlık merkezi köşegenlerin kesim noktasıdır. Yani e, bunlar nedir? Eşkenar dörtgen. Dikdörtgen. Dikdörtgen de paralel kenarın özel bir halidir. Kare de dikdörtgenin özel halidir kare. Aynı zamanda bir paralel kenarında da özel bir hali olmuş oluyor. O yüzden bu tür şekillerin hepsinde ne oluyormuş? Köşegenlerin kesim noktası ağırlık merkezi. O zaman burada köşegenlerin kesim noktasından bahsettiysek hop köşegen çizelim. Köşegen çizelim. Hocam bu köşegenler nedir? Bir kere birbirine eşittir. Şu parça şu parçaya şu parça şu parçaya eşit. Hatta bu parçayla da bu parça. Şu parçayla da şu parça birbirine eşit mi? Eşit. Şimdi diyor ki bize kartonlar ağırlık merkezleri etrafı boyunca saat yönünde 90 derece döndürüldü. Yani şu nokta boyunca ya da şu nokta boyunca 90 derece döndürelim. Hocam ben bunu bu nokta boyunca 90 derece döndüreceğim. Hop buraya geldiyse. Ama saat yönü diyor. Yönleri de belirtelim. Hocam bu saat yönü bu taraf. L'yi döndürürken saat yönü bu taraf değil mi? Şöyle. Evet döndürelim 90 derece. 90 derece döndürdü de hop buraya geldi. Öbürü de hop buraya geldi. Aynı noktaya gelmişler arkadaşlar işte tam olarak buraya. E hocam bu şurası şöyle ve şurası birbirine eşit değil mi arkadaşlar şöyle baktığınız zaman. Çünkü bu S dönme halinde buraya gelecek. E buradaki S de şuradaki S de dönme halinde buraya gelecek. E ben bunlara bir x x dersem hocam burası x artı a iken e burası da x x ya burası da x artı a yapmak zorunda değil mi? Evet. Yani buraları o zaman 2'ye 2 iki mi oldu? Aynen. Yani S dediğimiz uzunluk bakın x x x artı a ise burası da x artı a olacak. Yani S dediğimiz uzunluk ne oldu arkadaşlar? Şurası x artı 2 oldu. O zaman burası da x artı 2 oldu. Yap Pisagor'unu. Onun karesi eşittir. X'in karesi artı x artı 2'nin karesi ne oldu arkadaşlar? Evet. İşlem işlem işlem. Ki kardeşim bul 10 var. Ne üçgendir? 6 8 10 üçgendir hocam. O zaman burası 6 burası 8. Evet x gerçekten de 8 mi çıktı? Aynen öyle. Şimdi bize ne diyor? D noktasında çakışıyor Buna göre kartonlar döndürülmeden önce B ile N köşeleri arasındaki uzaklık kaç birimdir diye soruluyor arkadaşlar bize. B ile N arkadaşlar bizden ne isteniyor? İşte tam şuradaki uzunluk isteniyor. Köşegenler dik mi kesiyordu? Evet, şurası 90 derece. Hocam benden şu uzunluk isteniyor. E ben şurayı 8 buldum. Burası da 8. E burası da 8. E burası da 8 çıktı mı çıktı? Hocam şöyle bir merdiven şekli var. E, dikdörtgen oluşturmayacak mıyız arkadaşlar? Evet. Şöyle 90 derece karşılık getirmemiz lazım bunu bulmamız için. E o zaman arkadaşım burası kaç birim? Şurası 8 8 16 değil mi? Evet burası da 16. Çünkü x 6 bulduk ya. 6 2 daha 8. 6 2 daha 8. 8 8 16 çıktı. Şuradaki dikdörtgenden dolayı. Çünkü burası da 90 olduğundan dikdörtgen oldu. Ki dikdörtgen yaptık zaten burada. Burası 16 ise burası 16. Şuradaki uzunlukta 16. Arkadaşım burası 16. Burası da 8 8 16 ise 16 16. Burası da 16 kök kim yapar? Evet. Yani cevabımız böylelikle 16 kök 2 yaptı arkadaşlar. Ve böylelikle neyi bitirmiş bulunuyoruz? Eşkenar dörtgeni bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda deltoidin konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.